Merhaba sevgili seyirciler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlere son yılların gözde telefonlarından Xiaomi'lerde bilinmeyen veya bilinen pek fazla ne işe yaradığını bilmediğimiz 10 uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Ve çok önemli uygulamalar, kesinlikle bu uygulamaları bilmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk uygulamamız video araç kutusu arkadaşlar. Şimdi video araç kutusu nedir arkadaşlar? Şimdi araç kullanırken genellikle hepimiz müzik dinlemeyi severiz. Ve müzik dinlemeyi de genellikle YouTube üzerinden, çünkü aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. YouTube üzerinden yaptığımız zaman görüntülü olarak sonuçta bir ekran yansıması var arkadaşlar. Ve biz telefonumuz kapalı moddayken YouTube'dan nasıl müzik dinleyebiliriz? Hemen ayarlar butonunu tıklıyoruz. Arama bölümüne araç video araç kutusu yazıyoruz arkadaşlar. Artık el alışkanlığı olduğu için, çünkü arama motorlarına girdiğimiz zaman otomatik düzeltme olduğu için burada biraz takıldık arkadaşlar. Şimdi video araç kutusunu aktifleştirelim. Video araç kutusu kısa yol arkadaşlar. Şunu da aktifleştirelim. Şimdi kısa yol konumu sol yazıyor arkadaşlar. Sağ yazıyor. Tıkladığımız zaman sağ ve sol arkadaşlar. Birazdan YouTube'a geçtiğim zaman ne işe yaradığını, bu kısa yolu sizlere anlatacağım. Şimdi video uygulamalarını yönet. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Burada video araç kutusunda hangi uygulamaları eklemek istediğimizi soruyor. Şimdilik biz YouTube'u tıklıyoruz ve çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan YouTube'umuza girelim arkadaşlar. Şuradan hemen kanalımızı tıklayalım. Şimdi diyelim ki bir tane müzik açtık arkadaşlar ve görüntüsünü araç kullanıyoruz. Araç kullanıyoruz arkadaşlar. Görüntüsünü görmek istemiyoruz. Şimdi hani az önce solda olsun, sağda olsun diye bir ikon vardı ya arkadaşlar. Bu şu anda solda, şöyle 1 santimlik, belki kameraya yansımıyor olabilir. Şurayı tıkladığımız zaman arkadaşlar önümüze bir kutucuk çıkıyor ve şurada videoyu oynat ekranı, sesi oynat, ekranı kapat arkadaşlar. Tıkladığımız zaman telefonumuzun ekranı kapanır. Fakat arka planda sesimiz gelmeye devam eder. Müziğimizi dinleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan hemen çıkış yapalım arkadaşlar. Video araç kutusunu anlattık arkadaşlar. Şimdi ikinci uygulamamız, ikinci güzel bir sistem ise masa üstünü düzenleme arkadaşlar. Şimdi diyelim ki masa üstümüz biraz karışık arkadaşlar. Dağınık diyelim. Sol alt tarafta bir tane kare tuşumuz var. Şuna basılı tutuyoruz ve uygulamalarımızın üzerine küçük baloncuklar geliyor arkadaşlar. Ve telefonumuzu şöyle salladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak masa üstümüz düzenlenmiş oldu ve şimdi de sağ üst köşede tamamı tıkladığımız zaman masa üstü düzenlemeyi de kısa bir yolla çabucak hallettik arkadaşlar. Üçüncü uygulamamız ise arkadaşlar çift uygulamalar. Ayarları tıklıyoruz arkadaşlar. Uygulamalara geliyoruz. Çift uygulamalar tıkladığımız zaman bu uygulama nedir arkadaşlar? Bu uygulama, kullanmak istediğiniz uygulamalardan 2'şer tane kullanabilirsiniz. WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube arkadaşlar. Şuradan mesela diyelim ki Facebook'u tıklayalım arkadaşlar. Simge ana ekrana eklendi diyor arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çıkış yapalım. Bu az önceki kurmuş olduğum ikinci uygulamam arkadaşlar. Şu ise benim az önceki hali hazırda olan Facebook uygulamam. Şimdi çift uygulamada budur arkadaşlar. Şunu şuradan hemen kaldıralım ve dördüncü güzel özelliğimize geçelim ve çok önemli bir özellik arkadaşlar. Hayat kurtaran özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Acil durum çağrısı arkadaşlar. Şimdi şuradan ayarlar bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarları tıkladıktan sonra şuradan neredeydi arkadaşlar? Bakalım. Şifreler ve güvenliği tıklıyoruz arkadaşlar. Acil durum araması kapalı yazıyor. Şurayı tıklıyoruz arkadaşlar. Tiki açıyoruz. Şurada bir kişi eklendi yazıyor arkadaşlar. Şurayı düzenle diyelim arkadaşlar. Şurayı silelim. Tamam dedikten sonra arkadaşlar bir geri gelelim. Tekrardan açalım arkadaşlar. Az önce ben ekleme yaptığım için şu şey yaptı arkadaşlar. Şimdi şunu iptal edelim. Acil durumunu aktifleştirelim. Ekle dediğimiz zaman bir tane numara eklememiz lazım arkadaşlar. Yani acil bir durumda nereye ulaşmak istiyorsak o numarayı eklememiz lazım. Diyelim ki ne? Babamı tıklıyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Şimdi gönder diyorum ve şimdi ben babama şu anda bir mesaj gönderdim. Fakat tabii ki bu şekilde değil. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradan çıkış yapalım ve telefonumuzu kapatalım. Şimdi diyelim ki çok zor durumdayız. Allah kimseyi zor durumlarda bırakmasın. Allah kimseye kaza bela vermesin arkadaşlar. Ama hayatta her şey olabilir. Diyelim ki ekranımızın telefonu kırıldı. Ekranımıza, telefonumuza müdahale edemiyoruz. Eğer siz zamanında böyle bir numarayı acil durum çağrısına kaydettiyseniz arkadaşlar, telefonumuzun ekranı kırık ama yazılımsal olarak, donanımsal olarak çalışıyor. Power tuşuna seri bir şekilde arkadaşlar 5 kez üst üste bastığımız zaman arkadaşlar şu anda acil durum, babama eklemiştim. Babama acil durum arkadaşlar iletisi gönderildi ve babam benim büyük bir ihtimalle Allah zor günlerde bırakmasın, zor durumda olduğumu anlayabilir arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrardan hemen şifreler ve güvenlik bölümümüze gelelim. Acil durumumuzu şimdilik kapatalım arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konu. Çünkü öyle durumlara geliriz ki ne? Bir kıvılcım, bir ışık hayatımızı, hayatlar kurtarabilir. Gelelim 5. güzel uygulamamıza. Fotoğraf düzenleme arkadaşlar. Şimdi ben şuradan bir nesne isteyeceğim ve o nesnenin fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Diyelim ki ne? Şu klavye petimizin fotoğrafını şuradan çektim arkadaşlar. Fotoğrafımı tıklıyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi düzenle ikonu var arkadaşlar. Kalem işareti tıklayalım. Şifremizi girelim arkadaşlar. Tıkladıktan sonra en sonda sağda sil var arkadaşlar. Sil'i tıklıyoruz. Sil'i tıkladıktan sonra diyelim ki ne? Herhangi bir şey çektik ve o çektiğimiz nesnenin üzerinde bir yazı var arkadaşlar. Tıpkı şimdiki fare petimizin üzerinde olduğu gibi. Elimizde arkadaşlar şu şekil yaptıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazımız gitti arkadaşlar. Şuradan kaydet dediğimiz zaman kaydedelim. Fotoğrafımız kaydedildi ve o nesnenin, bakın bu orijinal fotoğrafta arkadaşlar. Şuradan bir çıkış yapalım. Şuradan hemen çıkış yapalım. Galerimize bir girelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu bizim orijinal fotoğrafımız. Şu ise düzenlediğimiz fotoğraf arkadaşlar. Pek fazla bir fark yok. Otomatik olarak o renge bürünüyor arkadaşlar. Şimdi gelelim 6. özelliğimize. Tuş takımı yönleri. Şimdi hali hazırda kullandığım bir tuş takımı var arkadaşlar. Geri tuşunu sağa, sola, şu tuşların yerini değiştirebiliriz. Tabii ki bir menümüz daha var arkadaşlar. Şuraya hemen tuş yazalım. Tuşları ters çevir. Şimdi arkadaşlar tuşları, durum çubuğu dediğim zaman arkadaşlar tuşları ters çevirdiğim zaman dediğim gibi tuşları tamamıyla terse döner. Fakat bir tuş uygulaması daha var arkadaşlar. Tam ekran hareketleri. Şu klasik olan arkadaşlar. Şunu da tıkladığımız zaman şu şekilde Görmüş olduğunuz gibi sağ sol yaparak arkadaşlar, diyelim ki de şu YouTube stüdyomuza girelim. Şu şekilde yaptığımız zaman geri tuşunu kullanmış oluruz. Tek elle kullanılması daha rahat bir tuş yönü. Ben normalde bunu kullanıyorum. Gelelim arkadaşlar 7. uygulamamıza, 7. özelliğimize. 2. alan arkadaşlar. 2. alan belki az çok duymuşsunuzdur. Şurayı tıklayalım. 2. alan yazalım arkadaşlar. Hemen 2. yazdığımız zaman zaten 2. alanımız çıkıyor. Şuradan 2. alana git diyoruz. 2. alan şifresini onaylayın. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz arkadaşlar. 2 alan tek cihaz arkadaşlar. Şimdi telefonumuz görmüş olduğunuz gibi anında mukellemun gibi renk değiştirdi arkadaşlar. 2. alana geçti. Yani 2. bir yüz diyelim arkadaşlar. Öyle şimdiki insanlar gibi. Tekrardan değiştir dediğim zaman şifrenizi girin. İlk alanımın, orijinal alanımın şifresini istiyor ve giriyorum. Telefonum tekrardan eski haline dönüşüyor. 8 numaralı özelliğimiz ise arkadaşlar kamera başlangıç ekranı arkadaşlar. Şimdi kameramızı tıklayalım. Şimdi gördüğünüz gibi video en başta, fotoğraf, pro, portre vesaire gidiyor. Şurada daha fazlayı tıklıyoruz. Düzenle diyoruz arkadaşlar. Buradan diyelim ki arkadaşlar şunu, pro'yu en başa alacağım arkadaşlar. Bunu sizler kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben şimdi pro'yu en başa aldım. Şuradan kaydedip geliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pro en başa geldi. Video 2. sıraya aldı arkadaşlar. Buradan da kamera başlangıç ekranınızı ayarlayabilirsiniz. Gelelim 9 numaralı özelliğimize, hızlı erişim arkadaşlar. Şimdi ayarlar bölümüne hemen hızlı erişim yazıyoruz arkadaşlar. Şurayı tıkladıktan sonra hızlı erişimi aç dediğimiz zaman arkadaşlar hızlı erişimi açıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen bakın, şurada köşede bir ikon var. Şunu tıkladığımız zaman buradan hızlı erişim dediğimiz, tıpkı Apple telefonlarında olduğu gibi arkadaşlar. Ve gelelim son sıradaki özelliğimize, 10 numaralı özelliğimiz arkadaşlar. Şurayı ayarları tıklayalım. Ayarları tıklayalım arkadaşlar. Şuradan geri gelelim tekrardan. Şimdi telefon hakkında girelim arkadaşlar. Mi sürümüne şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez tıkladığınız zaman ben zaten geliştirici seçenekler açık olduğu için siz zaten geliştiricisiniz diyor. Siz de büyük bir ihtimalle siz artık geliştiricisiniz diye bir ibare çıkar arkadaşlar. Bir geri gelelim. Ek ayarlar arkadaşlar. Geliştirici seçenekler sizde aktifleşmiş olacak. Şuradan da geliştirici seçeneği tıkladığımız zaman şuradan USB hata ayıklamayı açabilirsiniz arkadaşlar. 5 saniye süremiz var. Onu hemen geçsin, onaylayalım. Kabul ettik arkadaşlar. Ve lütfen unutmayın arkadaşlar, OEM kilit açma. Eğer telefonunuza format atmayı düşünüyorsanız ve Gmail hesabınızı ve şifrenizden emin değilseniz arkadaşlar, telefonunuza format atarken kesinlikle OEM kilit ile açmayı açın arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar telefonunuz format atılır, açılır. Sizden ilk senkronize edilen hesabı ister. Bunun şifresini veya hesabınızı bilemezseniz arkadaşlar telefonunuza kurulumunu tamamıyla yapamazsınız. Hesap girme bölümünde telefonunuz kilitlenir kalır arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Umarım anlatabildim. Umarım sizlere yardımcı olabildim arkadaşlar. Kanalımızı, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hepinize şimdiden yeni bir yıl, hayırlı yıllar diliyorum. İyi yıllar diliyorum. İnşallah 2021 yılında Covid'siz, koronasız bir yılımız olur. Ekonomimizin bol olduğu bir yıl olur. Sağlık, huzurun bol olduğu bir yıl olur. Hepinize şimdiden yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.